Bir saniye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de e, bu açıklamalara verdiği bir yanıt var. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler şehit başbakanımız Menderes'in katillerin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadelerle da zihniyetine yaslandıklarını da açıkça ortaya koyuyorlar demiş. Hem size geleceğim hem de Özay Bey'le devam. devam edelim. Şimdi... E, açıklamanın bir kısmı doğru, Ömer Çelik'in açıklamasının bir kısmı yanlış. E, önce doğru yerinden başlayayım. Doğrudur. Yasada yargılamalarında e, şöyle bir durumla karşılaşıldı. Bunu rahmetli Mümtaz Soysal bir anayasa profesörü olarak çok anlattı. E, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı, yasama faaliyetiyle ilgili vardır ama Demokrat Partili bütün milletvekilleri e, o dönemde işte e, oluşturulan ve meclisin aslında yetkilerinin bir kısmının devredildiği e, söylenen e, tahkikat komisyonu meselesinde yargılandılar, idama mahkum oldular. Normalde mecliste kullandığı oydan dolayı milletvekili yargılanıp idama mahkum olmamalıydı. Ve fakat devri sabık diye bahsettiğimiz, Meral Hanım'ın da bahsettiği hikaye, bir devri sabık yaratma meselesi aslında bu Demokrat Parti'nin kendi içindeki en büyük kavgasından bahsediyoruz. Niye? Adnan Menderes e, 1950 seçimleri öncesinde iktidara gelebilmek için ee, dedi ki devri sabık yaratmayacağız dedi. Yani CHP'lileri herhangi bir konudan yargılamayacağız. İktidarı devredecekler ve bitecek dedi. Buna Celal Bayar falan itiraz etti. Bildiğim kadarıyla da Genel İdare Kurulu'ndan yanlış hatırlamıyorsam bir oy farkla çıktı. Devri sabık yaratmama meselesi. Fakat öyle olmadı. Sonra işte 1953 CHP'nin mallarına el koyması vesaire başka türlü bir e, süreç geldi. Şimdi e, şu şey çok doğrudur. Bakın eğer birisinin suçu varsa Yargılarsınız. Bunu yargılamamak suçtur. Yani bir suçu tespit edip yargılamıyorsanız yargılamamak suçtur. Şimdi adil olmak meselesi e, bu çok kıymetli bir şey. Niye kıymetli bir şey? Çünkü e, bakın şöyle açıklamalar geldi. Mesela e, bana sorarsanız e, Kemal Bey'in en sıkıntılı açıklamalarından biri işte ben telefon atacağım ben Kemal diye para getirme meselesinde hukuk devletinde kimseyi telefon açıp ben Cumhurbaşkanı Kemal hadi getir bakalım paralar üzerinden gitmez. Yargı gider, yargı karar verir ve sürecin böyle ilerlemesi lazım. Şimdi Türkiye'de herkes şunu istiyor. Yargı tarafsız olsun ama aslında tarafsız olsun dediği benden yana taraf olsun. Trafikte de herkes kurallara uysun ben hariç. Vergi öderken öyle. Herkes kendisine bir harcılık istiyor. Siyasi partilerde bundan bağımsız değiller. Herkes eline gücü geçirdiği zaman bakın. Eline gücü geçirdiği zaman herkes aynı şekilde davranacaksa o zaman bugün elinde gücü olanı eleştiremezsiniz. Gerçek demokrasiden yana tavır almak demek şu demektir. Biz iktidara geldiğimiz zaman Türkiye'deki her dosyaya bakacağız dersiniz, tartışmalı konulara bakacağız dersiniz olur. Ama işte e, adil davranacağız meselesi ya bu dil e, hakikaten o zaman işte şey değil. Çünkü... Bakın 27 Mayıs'tan sonra Adnan Menderes'in arkadaşlarını askerler yurt dışına işsiz şeye yollayacaklardı. Sürgüne gidecekti 50 kişi. Yargılanmalarını, darbenin meşru olabilmesi açısından yargılanmalarını o zamanki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi e, profesörleri profesör. önerdiği için yargılandı o insanlar. Sıddık Sami Onar ve arkadaşlar evet, yüksek önerdi. Yani e, Yüksek Adalet Divanı'nın kurulma sebebi budur. Hukuku siyasallaştırdığınız veya siyasi bir amaca hizmet etmesini sağladığınız için bu kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun ortaya sıkıntılı bir görüntü çıkar. Dolayısıyla e, bu devri sabık yaratma tartışmaları Türkiye'de çok sürmüştür ama bir şeyi de hiç unutmayalım. E, Türkiye'de Yüce Divan'da bir sürü isim yargılandı. Bunların içinde bugün muhalefet partilerinde siyaset yapan insanlar da var. Ben İsmail Özdağlar'dan sonra bir şey hatırlamıyorum. Mahkemeye hatırlamıyorum. De, Anaplı İsmail Özdağlar'da en son. Bakan Koray Aydın yargılandı. Yargılandı. Süt yargılandı. Rahat. Yani Ertikar yargılandı. Bakın Türkiye'de ANAP, DYP birbirinin gözlerini oydular. Bu yüzden koalisyon hükümeti bozuldu. Yolsuzluklar Araştırma Komisyonu'nda kim neye oy verecek diye oldu, bu oldu. Kimse hiçbir Kusudan şey olmadı. Bu bozulmadı canım. Bu arada şey, şey dava açtı. Eee Kamalak dava kazandı. Ya, güven, oylamasından güven oylamasından dolayı. Hayır, dolayı. Ama zaten birbirlerini yemişlerdi, yemişlerdi zaten. Yani. Ama, 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 ama yani güven oylamasından dolayı bozulmuş. Ama zaten ANAP'la DAP birbirine Bu arada birbirine devri sabık yaratmak yani ne demek e, bilmeyen izleyicilerimiz için Türk siyaset tarihinde gelen yeni yönetimin, iktidarın kendisinden önceki yönetimi, sorgulaması, hesap sorması anlamında kullanılıyor. Evet. Siz tamamladınız mı? Evet, evet tamam. Bu, bu, bu Buyurun. Şimdi ben... Ee... Selvi Bey'in, e, Sayın Selvi Bey'in açıklamaları ilaveten şunu söyleyebilirim. Yani bu Yunan Çeviköz'ün açıklamaları gerçekten CHP seçmenini e, rahatsız eder. Yani bunu e, bir kere konuşmaya bir ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda da Sezgin Tanrıka'nın açıklamaları vardı dünkü yaptığı şeyler. Ortak mutabakat, mutabakat medenine e, imzaladık diye. Bu da İyi Parti seçmenini ciddi anlamda. Hem CHP seçmenini hem İyi Parti seçmenini rahatsız eder. Onu özellikle belirtmek isterim. Ben konuya e, Meral Akşener'in e bu adil olayına farklı gözle bakmak isterim. Ee, yani yargılayacağız demek istiyor mu Sayın Akşener? Ya aslında konuyu farklı yere çekmeye çalışıyor. Çok yargılanabileceğini düşünmüyorum. Ya yani ben Akşener mi farklı yere çekiyor? E, farklı yere çekiyor. Konuyu çünkü siyaseten sıkıştı ki Meral Akşener. O sıkışmadan başka bir kanal. Mesela daha öncesinde ne demişti? E, örnek vereyim. <laughs> hem Muharrem İnce'nin hem Siyan'ın o aday olması annelerin ak, ak sütü kadar helaldir beni masaya Mansur Yavaş'a tutturdu. Ya bu e, neden bu açıklamalara gerek duyuyor? Aynı zamanda bu Meral Akşener'in bu açıklamaları e, genç seçmene bir e, mesaj vermek istemiştir bu açıklamasıyla. Özellikle Millet İttifakı'yla, HDP ile yapılan görüşmelerde HDP'nin aday çıkartmaması ve e, HDP'nin Cumhurbaşkanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemesinden sonrası Kandil Dağkalatusu'nun yaptığı açıklamalar var. Bunları biraz isterseniz söyleyeyim ben size. Murat Karayalan dedi ki sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem değişecek. Mustafa Karasu altılı masa umudu doşturdu. Cemil Bıyık Erdoğan ve Bahçeli kaybetmeli. Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu tarihi fırsat. Yine duran kalkan, Kılıçdaroğlu umut veriyor. Hülya Oran, 14 Mayıs'ta bu iktidar yıkılacak. Sabri Vok ok diyor ki, tabii ki Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Şimdi bu DAS kadrosunun söylemleri karşısında Masaya geri dönmesi karşısında el kolu bağlanan Meral Akşener neden burada adileti sormuyor? Neden bu dağ kadrosunun yaptığı açıklamalara hesap sormuyor? Hesap soracağı e, kesin burası değil midir bana göre? E, özellikle de Kılıçdaroğlu'ndan bu soruların cevaplarını da vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Meral Akşener'in asıl soruyu bence e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorması gerektiğini ben düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ki 2018 seçimlerinde... E, HDP'nin 10 barajını geçmesiyle alakalı bir sıkıntı e, gözüküyordu biliyorsunuz. O süreçte Sayın Kılıçdaroğlu e, her evden bir oy HDP'ye söylemiyle e, HDP ile HDP ile e, belli bir yere çekmek istedi aslında ve bunu da başardı. Yani şunu mu söyleyelim o zaman? HDP'ye oy vermek demek, CHP'ye oy vermek demek mi anlamıyla geliyor? Ya da ayrıca İyi Parti'ye oy vermek demek HDP'ye oy vermek demek mi geliyor? Bu dağ kadrosunun yaptığı söylemlere Meral Akşener'in adiliyet noktasında yargılacaksa bence burayı yargılaması lazım. Muharrem İnce tarafına da gelirsem aynı zamanda ilave olarak da şunu da söyleyebiliriz. Sırı sakın bir Atatürkçü vatandaş olarak diyelim, Cumhuriyetçi, milliyetini, vatanı seven bir vatandaş olarak ben Meral Akşener'e şunu söylüyorum. Diyorum ki Sırı Sakık diyor ki biz yıllık, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyor. Bu söylemden neden rahatsız olmuyor şey, e, Meral Akşener? Neden bunun hesabını sormuyor? Neden aynı şekilde tekrar bu ittifakın içinde devam ediyor? Bir anlaşmam var, verilen vaatler mi var, verilen, verilen sözler mi var? Bunların cevaplarını adil noktada ben Meral Akşener'in vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Meral Benim kendi, kendi, şahsi adana adana aday oldu. Bir yerden vaat yok ki kendi partisi adına aday oldu bir de Kılıçdaroğlu seçilirse baş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İttifakın içerisinde Cumhurbaşkanı Ya Ama değil yani ittifak böyle kurulur. Ya eyvallah. Ama eyvallah. en azından ülkücü kökenden gelmiş, Asena Nefesler. olan Meral Akşener'in Kandil'e bir şey söylemesi gerekiyor. Demesi lazımdı ki siz teröristsiniz. Orası terör yuvası ve elinizde şehit kanı varken siz konuşamazsınız. Biz demokratik bir mücadele ya bir yürütüyoruz. Değil ki ya. Şu anda ama bir tavır. Yani. Siyaset bir duruş işidir bir tavır yani, işidir. Yani, yani, şu anda yani eğer siz bu konuda ülke, zorunda. ülke ülkenin yani Kandil e, yedili masaya talimat verirse verirken Hiçbir siz bir siyasi tavır siyasi koymazsanız gelmez. Siz bir tavır koymazsanız o zaman ilkesiz olursunuz. Çıkarınız gereği gerekirse Kandil'e de eyvallah dersin. Öyle Onu bir şey yok. Siyaset aynı yani. zamanda Zaten doğru yerde, doğru zamanda tavır, tavır koyma söyler. meselesidir. Sayın Akşener, Sayın söyler. Sayın e iş işten aslında, geçmiş olur o zaman. Sayın Selvi, Sayın Akşener aslında kendisi gerçekten Millet İttifakı'nda olmaktan rahatsız. Geri gitmesi, geri gelmesi vesaire bunları söylemiyor Muharrem İnce çıkışın altında aslında bana göre bir e, seçmene bir yönlendirme var. Yani e, kendi seçmenine, kendi tabanına nereye oy vereceğinin önünde bir işaret yapıyor aslında. Buradaki işaret de e, Mansur Yavaş üzerinden yapıyor ki, Mansur Yavaş'ın biliyorsunuz anketlerde, Cumhurbaşkanı adaylıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda e, Tayyip Erdoğan'la e, dengeli giden bir e, süreç vardı. Onu bildiği için Mansur Yavaş bu algıyı tamamen kaybetti. Ve Mansur Yavaş üzerinden bu algıyı tekrar geri sağlamak istiyor. E, Meral Akşener'in e, öne koyduğu bence tutum bu. Özellikle 18-30 yaş, yaş yaş grubuna e, yönelmek istiyor Meral Akşener. Peki. Bu arada küçük bir not çok küçük bir not tamam. ekleyeyim. Abdülkadir Selvi şeyi söylemişti ya hani e, Karabağ meselesini söylemişti ya Ünal evet. Bey'in söylediklerini. E, Ermenistan Başbakanı Paşinyan dedi ki bu hafta biz dedi 1991'de Karabağ'ı aslında Azerbaycan'a verdik orası bizim zaten toprağımız değil bu sadece halka söylenmediği için bu savaş oluyor dedi. E, Ermenistan'ı Ermenistan Başbakanı'ndan daha fazla savunmamak gerekir. Peki. Bir de ilave olarak gitmem lazım tamam. dönüşte reklam.